çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız, gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Çocuk deyip geçmeyinden selam ve sevgilerimizle bir programımıza daha başlıyoruz. Haftanın ilk günündeyiz, haftanın ilk saatlerindeyiz. Efendim umarım güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle bu programımıza daha başlıyoruz. Efendim geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı'nı yaşadık, çocuklarımıza yaşattık. Efendim böylelikle herkesin geçmiş Kurban Bayramı'nı da bir kere daha tebrik etmek istiyorum. Efendim bu arada tabii göndermiş olduğunuz e-mailler var. Yarın ve ertesi günde mümkün olduğu kadar göndermiş olduğunuz e-mailleri cevaplandırmaya çalışacağım. Çünkü bayağı bir birikmiş e-mail var. Şu anda önümde duran bir e-mail var. İlginç bir e-mail. Daha doğrusu hoşuma gitti sorulan soru. Müsaade ederseniz sizlerle paylaşmak istiyorum. Ertuğrul Sipahioğlu yazmış e-maili. Ama önce hattımızda bir dinleyicimiz var. Kendisine merhaba diyelim. Daha sonra bu e-mailden bahsedeceğim. Efendim merhabalar. Hayırlı günler hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sizler sayesinde çok daha iyiyiz. Biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Yok biz bizeyiz. Biz bizeyiz. Buyurun. Ben hemen sorularıma diyeyim, daha doğrusu başlayayım hemen hızlıca. Benim 2,5 yaşında kızım var. 1,5 yaşında da oğlum var, peş peşe oldular. Kızımı yazın tuvalete alıştırdım. Bir ay sorunsuz geçti ama işte artık bir aydan sonra yavaş yavaş kaçırmaya başlayınca ben biraz işte kızmaya başladım. Ondan sonra tümüyle bıraktı. Yani hani şu şekilde ilgilendiğin zaman... Evet yapıyor ama ben de sürekli açıkçası hatırlayamıyorum. Kaçırdığı zamanlar oluyor. Şimdi bezliyorum. Yani bunu nasıl yapmam gerekiyor? Nasıl ilgilenmem gerekiyor? İkinci soru. İsterseniz bu sorudan hemen şey yapalım. Şimdi, tamam. Tuvalet alışkanlığında yapmamanız gerekli olan iki tane şey var. Eğer çocuğunuza bir alışkanlık başlandı ve bu bir süre gittiyse demek ki kas sistemi, yani o... İdrar yolları demek ki kontrolü altında tutabiliyor çocuk. Yani çişini tutabiliyor demektir. Dolayısıyla bir alışkanlığı başlattıktan sonra tekrardan geriye döndürüp de eğer altını bezlerseniz o takdirde ileride de sorun yaşanabilir. Yani yanlış yapmışsınız tekrar bez bağlamakla. Bu bir. İkinci yanlışınız da şu olmuş. Yani çocuğa kızmak onun tekrardan altını ıslatmasına sebep olur. Ya zaten ondan sonra korkuları da başladı gibi tabii, geldi. Hani tabii tabii. Şimdi etkili oldu gibi, ben de farkındayım. Çünkü korku ama... alt ıslatmanın en büyük nedenidir. Korku alt ıslatmanın. Bakın hani filmlerde falan görürsünüz. Adamı böyle başına tabanca dayarlar, birdenbire köşeye sıkışınca bir bakarsınız altını ıslatır. Ne? O artık kendini kontrol edemez. Çocuk da öyle. En ufak bir kızma, hatta şunu söyleyeyim. Bakın tuvalet alışkanlığı o kadar ilginç bir şeydir ki, anne baba sorunudur ki. Çocuğunuza şunu sorsanız bile çocuğunuz altını ıslatmaya devam eder. Tuvaletin var mı kızım deseniz, onu sormuş olsanız bile çocuğun üstünde bir baskı olur. O bile çocuğun altını tekrar ıslatmasına sebep olur. Tuvalet alışkanlığı sırasındaki en önemli unsur şudur. Çocuğu hiç tedirgin ettirmemek ve tuvaletiyle alakalı hiçbir şeyi çocuğun üstüne ısıtmamak lazım. Kaldı ki siz bir de kızmaya başlamışsınız. Ciddi bir yanlışın içerisindesiniz şu anda. Bence bezi kaldırın. Artı bir de bırakın altını bir süre ıslatsın. Bu da sizin belki de birazcık cezanız olmuş olur. Bırakın birazcık altını ıslatsın, ıslatsın. O ıslaklığıyla kendisini geri toparlayacaktır çocuk. Siz bir karışmayın. Bir süre bir karışmayın. Kendi kendini toparlayacaktır çocuk. Olur mu? Tamam. Peki. Şimdi ikinci sorunuzu bir başka zaman sorsanız, çünkü hattımızda şu anda dinleyicilerimiz yığıldı. Çok sağ olun. Peki. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Efendim diğer dinleyicimize merhaba diyelim.
Efendim merhabalar. Alo. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hocam ben bir şey soracaktım. Benim iki kızım birbiriyle aşırı kavga ediyor. Hı hı. Büyük kızım 9 yaşında, küçük kızım 6 yaşında. Aşırı derecede birbirleriyle tartışırlar. Hı-hı. Aşırı derecede birbirlerini kıskanırlar. Büyük Hı-hı. kızım daha çok kıskanır. Yani ben aralarını her zaman mümkün mertebe bile bir şey aldığımda ikisini birlikte alıyorum. Eşit davranıyorsunuz. Yani zaman eşit davranıyorum. Sevgili öptüğüm zaman eşit davranıyorum. Olmaz ki. Hiçbir zaman birbirlerine olmaz karşı ki. Demiyor. Olmaz ki. Efendim? Olmaz ki. Çocuklara eşit davranılmaz ki. Hele ki birisi 9 yaşında birisi 6 yaşında. Nasıl olur da eşitlemeye çalışırsınız ki? Birisinin boyu uzun, birisinin boyu kısa. İkisini birbirine eşitlerken ne olur? Birisinin kafasını kesmek zorunda kalırsınız. Ya da birisini sündürmek zorunda kalırsınız. Çocuklara eşit davranılmaz. Çocuklara adil olarak davranmak lazım. Adil olarak davranmadaki kasıt şudur. Eşit olarak davrandığınızda biraz önce sizin söylediğiniz gibi birisini öptüğünüzde öbürküsünü de öpmek zorundasınız. Birisine bir şey aldığınızda öbürküsüne de almak zorundasınız. Ama böyle hocam ben yapamıyorum ha hocam, çok kötüyüm yani, artık psikolojim bozuldu. Yani hı-hı. onların bakın yaramazlık yapsalar hiç umurumda değil. Hı-hı. Evi bütün gün kirletseler temizlemek hiç umurumda değil. Hı-hı. Ama onların birbirine dediği, çünkü ben bir kardeş dramasının içindeyim. Hı-hı. Küçüklüğümden beri çocuk kardeşlerim bana karşı zulmediyor ama ben onları hep affediyorum. Hep büyük kızıma diyorum sen paylaşımcı ol. Sen ona karşı biraz daha merhametli ol, bana yardım et. Hayır, yanlış acaba yoldasınız. Acaba diyorum kızıma haksızlık tabii, mı ediyorum? Tabii haksızlık ediyorsunuz. Onun için diyorum ki işte uzun boylu olanın kafasını kesmişsiniz şu anda siz. Evet, bakın 9 yaşında olan abla. Evet. Abla olan kişiyi korumak lazım. Öbürküsü küçük. Evet. Öbürküsü cır 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 ablasının peşinde gidiyor. Bir dakika dur, nereye gidiyorsun? Bu senin ablan demeniz lazım. Ablayı şöyle bir evet. kenara çekmeniz lazım. Ve ablaya ablalık statüsü vermeniz lazım. Arada 3 yaş var. Evet. Siz ablayı tutar da küçücük çocukla bir tutmaya çalışırsanız yazık edersiniz. Kendinize uğratılmış olan şeyi aynısını çocuğunuza da uğratmış olursunuz. Yani biter mi bu kavga? Yani bu tabii. Şimdi yani. Ablaya ablalık statüsü vermeye başladığınızdan itibaren eğer küçük çocuğu da sırtından indirin ablanın. O şu anda sırtına binmiş benim anladığım kadarıyla. Evet hocam, elbiselerini bir de ona toplatıyor. Ablam toplasın diyor. Olur daha neler diyor. Olur sen evde yan gel yat, ben ablana toplattırayım. Hayır öyle bir keyif evet. yok. O ablaya karşı küçük çocuk biraz daha böyle şey koymanız lazım. Ve ablayı birazcık koruma kanatlarınızın içerisine almanız lazım. Mesela bir olayla karşılaştığınız sırada hep ablayı ön plana çıkartmanız lazım. Bir örnek vereyim size. Diyelim ki çocuklar ikisi birlikte yaramazlık yaptılar, geldiler karşınıza dikildiler. Evet. Siz ikisi birden konuşmaya başladığı sırada yapacağınız şey şu olacak. Kızım sen bir susar mısın? Kime diyorsunuz? Küçüğe diyorsunuz. Kızım bir susar mısın? Ben önce ablanı dinleyeceğim. Anlat kızım ne oldu? Peki hocam abla tamam bunu anladım, ben de bunu yapıyorum. Küçük diyor ki abla başladı. Gerçekten abla başlıyor. Abla direkt ona dokunuyor. O da tamam. ona tepki veriyor. Ablan başladıysa sen böyle ediyor. Yapamazsın. İstediği kadar ablan başlasın. Ablana evet. sen vuramazsın. Ablanın saçını evet. çekemezsin. Ablanın eşyalarını dağıtamazsın. Hadi bakayım içeriye. Doğrudur. Evet. Tamam. Ama ondan sonra siz ablayla kenara çekilmeniz lazım. Kızım evet. bak o daha bir çocuk. Ama bunu sakın ola ki küçüğün yanında yapmayın. Yani evet. küçüğün yanında büyüğe nasihat vermek, büyüğe ceza evet. vermek demektir. Sakın ola ki büyüğün yanında bunu, küçüğün yanında bunu yapma. Allah peygamber razı tamam. olsun. Peki, görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Efendim bir sonraki dinleyicimize merhaba diyelim. Aynı. Merhaba efendim. Merhabalar. Hocam benim 8 yaşında bir oğlum var. Hı hı. Ve oğlumun biri 12, biri 17 yaşında ablaları var. Şimdi oğlum şımarık desem şımarık değil. Ama diyeceğim şu, ben ablalarına müdahale ettiğim zaman, onlara bir ikazda bulunduğum zaman hemen oğlum üstüne alınıyor ve kendi görevini yapmaya başlıyor. Hmm. Ama onun haricinde eğer ikaz etmezsem tabii yapmıyor. Ama ablalarına yaptığım halde onu söylenmeden yapılması gerekeni yapıyor. Bir de bunun yanında okulda sessiz kaldığını ben inanıyorum oğlanın. Çünkü hareketleri ve tavırı da öğretmenin yanında çok farklı, bizim yanımızda farklı. Okulda evde hareketli olmasına rağmen okulda bu hareketlerin yanı sıra diğer arkadaşları daha hareketli
olduğundan bahsedip kenarda kalmayı ya da bir şekilde sessiz kalmayı tercih ediyor. Hı hı. Ben bunu tam tespitini yapamadım ama ortaklaşa öğretmenle görüşmelerini anladığım bu. Bir de ağlayarak bazıları çözümleme yoluna gidiyor. Şimdi ki bunu çok kez ikaz etmemize rağmen şimdi bu söylediğiniz modelde şimdi bu söylediğiniz şeyde benim kafamda şöylesi bir şey canlanıyor. Çocuğunuzun hı. ezildiği canlanıyor. Katılır mısınız? Hı. Ezildi. Yani belki ablaları tarafından olabilir, belki anne babası tarafından olabilir. Çocuk tam manasıyla kendisini eğer ifade edemiyor ise veya zarara uğratılacağı endişesini taşıyor ise annesi ablasına kızıyor. O da evet. kenarda bir yerde aynı dert şu anda kendisine gelecek diye birdenbire bir bakıyorsunuz ortalığı toplamaya başlıyor. İşini gücünü evet. yapmaya başlıyor. Oyuncaklarını topluyor. İşte bu dersinin başına geçiyor. Çok işte evet bu ezilmiş olmanın bir neticesidir. Yani peki çocuğun içerisinde taşıyacağından daha ağır bir yükü çocuk kendi ruhunda hissediyor olmasından dolayıdır. Ağlayarak konuşması da bunun işareti. Yani çocuk bir şeyi söyleyecek ama karşısındaki kişiden çekiniyor, ürküyor, bir şey söyleyecek. Birdenbire belki bağıracak, birdenbire belki ortalık birbirine gidecek. Bu endişe ve kaygıdan dolayı birdenbire bir bakıyorsunuz çocuğun sinirleri bozuluyor ve ağlayarak konuşmaya başlıyor. Ama hocam bizim evimiz yani öyle gürültü patırtılı bir ev değil. Yani yo, normal eve öyle düşünmeyin. Yani illa gürültü ve patırtılı bir ev olması lazım değil. Örneğin çocuğunuzun kaldırabileceğinden daha şiddetli bir şekilde çocuğunuza bakıyor olmak bile çocuğun ruhunu ezer. Yahut da işte evin içerisinde diyelim ki başkalarına göstermiş olduğunuz bir sinirli hareket bile hı hı. çocuğun hassas ruhunu ezer. Ve onun ezikliğiyle çocuk şey yapabilir yani endişeye kapılabilir. Kaygılı bir halden bahsediyoruz. Efendim? Ne yapabilirim yani bu çocuğun bu halden çıkması için veya şimdi ilk önce bu İlk önce bu söylediklerimizin evinizin içerisinde nerelerde hangi sahnelerde yaşandığına bir bakın. Yani çocuğunuza gerçekten onun ruhunun kaldırabileceğinden daha ağır bir yük mü yükleniyor? Günlük yaşantınızı bir kontrol edin. Ve bu yükler nerede geliyor? Belki ablasından, belki sizden, belki babasından, belki bir öf demekten, of bıktım demekten geliyor olabilir. Günlük yaşantınızı bir kontrol edin. Ve o sahneleri evin içerisinden kaldırmaya çalışın. Ve çocuğunuzun eğer böylesi bir kaygıları var ve ruhunun kaldırabileceğinden daha ağır bir şeylerle günlük yaşantıda karşılaşıyor ise o takdirde onun yanında güven unsuru olarak yer almaya çalışın. Ürktüğü zaman mesela diyelim ki oğlum ürkmene gerek yok, kız şey yapmana gerek yok. Ben şu anda ablana söyledim. Sen yani ben bakıyorum bak sen kenarlara geçtin öbür tarafa geçtin falan hiç gerek yok ben ablana söyledim. Ablana söylediğim şeyin aynısını kendine alınmana gerek yok diye. Yerinizde olsam ablasına dahi söylemem eğer evin içerisinde böyle bir şey yaşanıyorsa bir süre. Bu ne kadar bir süre aşağı yukarı bir 6 aylık bir süre. Çocuk eğer kendini emniyette hisseder ise o zaman toparlanmaya başlar. Eğer söylediğim şeyler sizin eve uygun şeyler ise veya çocuğunuzun yaşadığı şeyler ise. Peki okulda da bundan kaynaklanan tabii, bir olay tabii. Yansıması okulda da ortaya çıkar. Ve ileride de bu türlü çocuklarda şöyle bir şey görülüyor. Kim güçlüyse, kimde bir yetenekler ileride ise ona sığınma ihtiyacı hissediyor. Ondan zarara uğratılmamak için. Yani en güçlüye sığınma ihtiyacı hissediyor böylesi çocuklar. Olur mu? Öyle tamam, bir gözlem yapın ve o şeyleri kaldırmaya çalışın. Gerekirse bana e-mail ile de sonucu da bildirebilirsiniz. Tamam hocam teşekkür peki, ederim. Peki görüşmek üzere. Hoşçakalın sağ olun. Efendim bir dinleyicimiz daha var. Kendisine merhaba diyelim. Alo merhabalar. Merhabalar. Benim 2,5 yaşında bir kızım var. Hı-hı. Normalde ablaları da var da şu anda özellikle 2,5 yaşındakiyle bir sıkıntımız var. Ablaları kaç yaşında? Onlar da biri 8 yaşında diğeri de 10 yaşında. Hı hı. Şimdi ciddi derecede bir düzen obsesyonu varmış gibi hissediyorduk ne zamandır. Böyle en ufacık kıvrımları düzeltir, şey yapar falan iyi, hoşumuza gidiyordu. Şimdi bu sanki arttı, takıntı haline gelmiş gibi hissediyoruz. Özellikle kendi giyim kuşanımı hususunda. Zaten belli birkaç pantolon, belli birkaç kıyafet giyiniyor. Diğerlerini kesinlikle giymeyebilir, hoşuna gitmediyse. Bunlar da genelde kısa kollu oluyor. Uzun kollu azıcık kolundan uzuyorsa giymiyor. Azıcık kısaysa giymez. Kıvrımlı bir şeyse bu olmadı diye bağırır çağırır.
Yani böyle bir bayağı bir her gün 2-3 posta bir kıyafet bir değiştiriyor. Hı hı. Çorap giyecek, eğer çorap ben tam topuğunu işte efendim ucunu düzgün yerleştirerek giydirmişsem tamam, onda bir sıkıntı yok. Ama azıcık bir kayma olduysa, azıcık bir kıvrılma olduysa ferdiyat çeken bu olmadı diye hemen çıkarttırıyor. Bayağı bir sıkıntı çekiyoruz bu noktada. Onu ikna edeceğiz. Şunu giyinelim, bunu giyinelim, şöyle olsun. Uzun kolları zaten bıraktı tamamen. Bu şey soğukta bile hep kısa kollu falan giyiniyor. Hı-hı. Bayağı bizi zorluyor. Yani biz diyoruz artık bu takıntısı var çocukta. Ama yok, neden yok, öyle oluyor? Yok ya? Yok. Şimdi 2,5 yaşındaki bir çocukta öyle takıntı olmaz. Yani şu anda yaşama yeni başlamış olmanın verdiği heyecanla bir şeyler yapıyor benim anladığım kadarıyla. Hiç öyle kafanızda büyütecek hiçbir şey yok. Bırakın kolu uzunsa giymiyorsa giymesin. Bırakın kıyafetini değiştirecekse değiştirsin. Bırakın günde 10 kere kıyafet değiştirecekse siz çok müdahale etmeyin. Bırakın kendi kendine yapmaya çalışsın. Ve o belli bir seviyeye kendi şeyiyle gelecektir. Kendi tecrübeleriyle gelecektir. Siz kendinize dert etmeyin. 2,5 yaşındaki bir çocuk şu anda o. Hiç kafanıza takmayın. Yok hiçbir problem yok. Ama yani gittiğimiz her yerde lokantada şurada burada bile soyunup dökünüyor. Bunlar olmadı diye. Yok işte evet evet. Hayır orada olmayacak işte. Yani evde istediği evet. kadar değiştirsin giysin ama dışarıda eğer kıyafetin çıkartıyorsa orada müdahale etmeniz lazım. Yani kolundan tutmanız gerektiği zaman tedbirinizi almanız lazım. Ama evin içerisinde takıntıları varmış bir kırmızı giyiyormuş bir sarı giyiyormuş bırakın giysin canım hiç kendinize dert edecek bir şey. Yok canım yok hiç dert edecek bir şey. Yani normalde şiddetli derecede böyle ağlıyor şey yapıyor anlasın. Böyle biz epey bir perişan ediyoruz. Yok 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 tebessümle bakın yani yok yok yarın 20 yaşına geldiğinizde hatıra olarak anlatırsınız tebessüm. Bakın yani. Tamam. Peki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim ben mail okuyacağım ama bir dinleyicimiz hattımızda bekliyor. Onu bekletmemek için kendisine merhaba diyelim. Efendim merhabalar. Merhabalar. Benim bir sorum olacaktı. Tabii buyurun. Şimdi benim Kur'an'ı 2,5 yaşındaki kızım ben Kur'an okuyorum bazen evet gibi ilim kitapları okuyorum. Bunlar çocukları almak istiyorum. Onlara vermek doğru mu yanlış mı? Bunu Tam anlamadım sorunuzu. Tekrar edebilir misiniz? Şimdi ben Kur'an falan okuyunca tamam. 2,5 yaşında kızım var. O da okumak istiyor, almak istiyor. Hı hı. O, bu gitti ya da cevşen falan. Bunları ona vermek doğru mu, yanlış mı? Çocuğa vermek. Yani dini açıdan mı soruyorsunuz doğru mu yanlış mı diye? Yok, psikoloji açısından. Çocuk eğitim açısından. 2,5 yaşında neden yanlış olsun? Niye böyle düşündünüz? Yani annem yeniden işi iyi değildir tarzı yani o yönden acaba. Yok 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 verin oynasın verin baksın verin sayfalarını çevirsin. Hiçbir mahsuru yok. Yeter ki zorlamayın. Evet. Hadi sen de okuyacaksın falan gibi bir takım zorlamalar olmadıktan sonra siz Kur'an-ı Kerim'inizi okurken yanınızda kıyınızda köşenizde çocuk sizin ruhunuzu kopyalasın. Ne kadar güzel olur. Ben diyeceğim ama çevirmesine bir sakınca yok. Yok canım hiçbir sakınca yok. Hiçbir sakınca yok. Rahat olun. Teşekkür ederim. Peki görüşmek üzere inşallah. Bir sonraki dinleyicimize de merhaba diyelim. Efendim merhabalar. Adem Bey. Merhabalar. Merhaba. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Ya bizim sıkıntımız şu şekilde Adem Bey. Benim 6 yaşında bir tane kızım var. Hı hı. Bir de benim amcaoğullarım var. Öz amcaoğullarım. 3 tane. Bu amcaoğullarımdan büyük olan, onun biraz başı kel. Çocuk bundan çok korkuyordu. Müthiş bir derecede korkuyordu. Öbür ikisinden korkmuyordu. İkisi de öbür amcaoğullarının öbürüne benziyordu. Ama daha sonra üçünden de korkmaya başladı. Feci bir şekilde korkmaya başladı. Ve onların da kendi benim kızımın yaşında kızları var. Onlarla da çok iyi arkadaşlar. Ve bundan dolayı da gitmeye gelmeye kestik yani mecbur kaldık. Çünkü feci derecede korkuyor. Yani biz o çocuk da o da üzülüyor. Öbür amcaoğulları da üzülüyor ama hani ona bir şeyler alıyorlar, hediyeler alıyorlar ama o da görmek yerine yani hiç uzaktan böyle yanına bile yaklaştırmıyor kimseyi. Bağırıyor, çağırıyor. Hı hı. Çok büyük tepki veriyor da nasıl bu sıkıntıyı çözeriz diye rahatsız ettim sizi. Estağfurullah. Amcaoğulları kaç yaşında? Yani yetişkin bunlar değil mi? Yetişkin benim yaşımda 30 yaşında biri, öbürü 27 yaşında, öbürü 26 yaşında. Hepsi de evli, çocukları var. Hepsi de evli. Büyüğün bizim yaş grubunda çocukları var. Yani büyük olan amcaoğlunun. Bizim kızın 6,5 yaşında kızım var. Onun da 6,5 yaşında bir kızı. 4 yaşında da bir kız var. Benim kızım da onlarla arkadaş. Tamam. Şimdi yalnız şunu iyi bir netleştirmemiz lazım burada.
Yani gerçekten acaba başı saç olmadığından dolayı mı korkuyor, yoksa onunla birlikte başka şeyler yaşamış olabilir mi? Hırçın davranmış olabilir mi? Bazen işte farklı şeyler de yaşamış olabilir mi? Yoksa sadece kafasında saç olmadığından dolayı olmuş olması biraz aşırı kaygılı bir çocuğunuz var imajı uyandı bende. Ondan dolayı mı sadece? Yoksa şimdi başka şeyler de var olabilir mi? Çevremizde başı kel olan birçok insan var. Hı hı. İşte halamın oğlu var mesela, onun da başı kel ama o daha uzun boylu, heybetli bir akrabamız. Hı-hı. Ondan mesela çekinmiyor ve bu çocuk da çok yumuşak başlı bir çocuk. Yani hani öyle korkutması, bağırması, çağırması, kendi çocuklarına bile ben yüksek sesle konuştuğunu duymadım ki, hani benim çocuğumu da çok sever yani. Hı-hı. Ki bırakın öbür amcaoğullarına da aynı, zaten üçüne karşı böyle bir tepkisi de var. Diğerlerinde başında saç yok mu? Diğerlerinde de saç yok ama dediğim gibi diğer saç olmayan akrabalarım da var. Yani şimdi peki onları niye ayrı tutuyor diğer akrabalardan çocuk? İşte bilmiyorum ki, yani biz onu algılayamıyoruz. Yani bırakın yaklaşmasını, böyle hani atıyorum bizim evimiz işte 3 katlı, alt kata gelmiş olduklarını duysun, koparıyor kendini. Yani. Tamam. O zaman ben birkaç şey söylemeye çalışacağım. Burada önemli olan şey şu ilk önce. Korkunun kaynağını bir bulmanız lazım. Yani siz şimdi saçının olmamasından dolayı korktuğunu zannediyor, öyle düşünüyor olsanız da çocuk açısından demin söylediniz, başka saçı olmayan kişiler var, onlardan korkmuyor diyorsunuz. Yok, demek ki hayır, korkma saçtan kaynaklanmıyor. Birincisi bu. Hmm. İkincisi şu, size göre çok halim selim olabilir, çok yumuşak olabilir kişi davranışlarında ama çocuk onu ürkütücü olarak algılayabilir. Yani sizin görmediğiniz bir şeyi çocuk sezinliyor olabilir onda. Yani çok yumuşaktır, halimdir, selimdir ama çocuk o yumuşaklığı farklı bir şey olarak algılıyor ve korkuyor, ondan korkuyor olabilir. Yani burada önemli olan şey korkunun bir kaynağını bulmanız lazım. Ancak kaynak ne olursa olsun oraya gitmemek, gelmemek, efendim orayı birazcık daha şey yapmak korkuyu büyütür, küçültmez. Daha da korkmasına sebep olur. Daha önceden işte söylediğiniz gibi yan yana gelmekten korkarken bu sefer binaya girmiş olduğundan dahi korkar. Tabii, evet. Daha sonra aynı semtte oturmaktan korkar. Yani dolayısıyla gitmemek, gelmemek çözüm değil. Kaynağını yavaşça siz bir eşinizle efendim veya çocukla oturup sakince konuşarak, gerekirse bir uzman desteği alarak korkunun kaynağını bilip o kaynağı yok etmeye çalışırken öbür taraftan da görüşmelerinizi nadir de olsa yerine getirin. Yani bu bir parkta görüşme olabilir, bir dışarıda görüşme olabilir. Siz ne kadar amcaoğullarınızın yanında bulunursanız, çocuğunuzu da ne kadar zorlamazsanız, gel kızım, hadi konuş kızım, bak bir şey yok kızım demezseniz, doğal bir ortam içerisinde yaptığınız görüşmelerde amcaoğlunuzun koluna girin, konuşun, şakalaşın ama çocuğunuzu hiç hesaba katmayın. Çocuk sizin oradaki doğal davranışlarınızdan cesaret alacaktır. Sizin ondan korkmuyor oluşunuzdan, onun da normalde yaşıyor olduğundan, yani hiç öyle korktuğu gibi tepkiler vermeyen bir insan olduğunu görürse sizle olan iletişimde, kalkıyor, su alıyor, geliyor, oturuyor, babasıyla oturuyor, konuşuyor, efendim dışarıya çıkıyor ve her şey ondan sonra bitiyor, herkes evine gidiyor. Bu doğal yaşantıyı görür ise o zaman korkular yavaş yavaş azalır. Gitmemek suretiyle korkularını daha da büyütürsünüz. Tamam mı? Anlıyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere çok inşallah. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Efendim bir sonraki dinleyicimize merhaba diyelim. Alo, iyi günler. İyi günler. Adem Bey, ben ilk önce teşekkür ediyorum programlarınızdan dolayı. Allah razı olsun. Kitaplarınızı okuyoruz, okutmaya da çalışıyoruz etrafımızdaki insanlara. Ben bir öğretmen dinleyicinizim, eşimle öğretmen. Bizim iki tane çocuğumuz var. Bizim büyük kızımız, bir de oğlumuz var küçük. O 1,5 yaşında, kızımız 4 yaşında. Onu bu sene Milli Eğitim'de bir an okuluna verdik, Milli Eğitim Kurumu'na. Yarım gün gidiyor, yarım günde bir aile dostunun çocuklarımızla ilgileniyor. Ben yoğun çalışıyorum. Şu anda hoca hanımla geçen hafta görüşmeye gittiğimizde, yani iletişim kuramadığını çocuktaki, sınıftaki çocuklarla onu söyledi. Ve rama götürmeyi tavsiyesinde bulundu. Bir şey oldu, çok böyle, yani nasıl diyeyim, hani bir bayram tatili geçirdik ama hani çok böyle üzülerek geçirdik. Hani ne yapacağımızı bilmiyoruz açıkçası. Tavsiyelerinizi alalım dedik, yani hani ne yapılabilir? Yani şunu söyleyeyim, 4 yaşındaki bir çocuğun ramda falan bir işi yok ki.
Yok, ne olacak? Yani RAM'da ne olacak yani? Bizim yani, mesela hani halalarımız, teyzelerimiz, öğretmen, yani büyüklerimize söylemedik ama onlar üzülmesin diye kendi içimizde konuştuğumuzda hani de bizim de öğrencilerimize hani biraz ilgisi dağınık, hani toplayamıyor. Yok. 4 yaşındaki bir çocuğun... Yok. Şimdi bakın. Rehberlik Araştırma Merkezi, belki diğer dinleyicilerimiz de RAM ne demek diye merak ederlerse, Rehberlik Araştırma Merkezi'nde genellikle davranış bozukluğu olan çocuklar tavsiye edilir ve orada rehabilitasyona tabi tutulur. Ama 4 yaşındaki bir çocuk daha davranışlarını oturtturmamıştır ki bozukluğu olsun. Dolayısıyla 4 yaşındaki çocuğun rehabilitesi ancak çocuğun yanında bulunan kişilerin rehabilitesiyle mümkündür. Çocuğun kendisiyle değil. Yani eğer çocuk etrafında sorunlar yaşıyor ise çocuğa sorun yaşatan çevrenin rehabilite olmasıyla çocuk toparlar kendisini. Yoksa çocuğun kendisinden yapılacak herhangi bir şey yoktur ki. Hiçbir psikolojik telkini de almaz, hiçbir psikolojik tavsiyeyi de çocuk kabul etmez. 4 yaşındaki bir çocuk. Dolayısıyla hiç endişeye kapılmayın. Yani RAM'a bilmiyorum tabii nasıl bir şeyden dolayı yönlendirilmiştir bilemiyorum ama eğer psikiyatrik bir vaka değil ise durum, o takdirde davranış... Evet, psikiyatrik bir vaka değilse davranış bozukluğundan dolayı RAM'a yönlendirilmesi 4 yaşındaki bir çocuğun ben çok yerinde bir şey gibi gelmedi. Bence çocuğun etrafında çocuğun yansıttığı davranışa neden olan yetişkinlerin davranışlarına bakmak lazım. İletişim kurmaktaki sorun neden kaynaklanıyor diye. Hocam bir şey daha söyleyeyim. Mesela ben ilk doğduğu ilk 2 sene gerçekten yoğun çalıştık. Yani hep böyle büyüklerin arasındaydı. Gittiğim yeri onu da götürüyorum. Büyüklerin arasında. Yani çocuk kendi yaşıtlarıyla çok fazla zaman geçirmedi. Hani acaba ondan mı diye de düşünmüyorum. Tabii kesinlikle olabilir. Yani çünkü çocuklardaki konuşma alışkanlığı ya da iletişim kabiliyeti etrafındaki kişilerle olan yoğun iletişim tecrübelerine bağlıdır. Çocuğu bir dağ köyünde yaşatmaya çalışın, sosyal yaşantının içerisine giremez, beceremez. Yani dolayısıyla çocuk ne kadar sosyalleşme evresinde, ki şu anda sosyalleşme evresinde, etrafla ne kadar çok iletişim kurar ise kendisini o kadar çok toparlayacaktır. Yani 4 yaşındaki bir çocuğa bunu yaşatmayın bence. Çocuk yavaş yavaş kendisini toparlayacaktır. Eğer etrafında kaygı duyduğu bir takım şeyler yok ise... onu dikkate almanızı tavsiye ediyorum ben size. Yoksa tamam, çocuğun kendisinden dolayı bir endişeye hiç kapılmanıza gerek yok. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Efendim bir sonraki dinleyicimize merhaba diyelim. İyi günler hocam. İyi günler. Ben programınızı birkaç haftadır dinliyorum. Çok da memnun kaldım. Birkaç sorum olacaktı. Buyurun. Benim 9 ve 10 yaşında 2 tane kızım var. Ben kendim şu anda 43 yaşındayım. Biraz geç anne oldum. Hı hı. 20 yaşında da bir tane oğlum var. Oğlum diyorum. Üvey eşimin oğlu. Bu benim ikinci evliliğim. Hı hı. Kızlarımı ben yaz tatillerinde genelde köye gidiyorum. Hı hı. Bir yıl eşimin köyüne, bir yıl kendi köyüme. Adaletli olmaya çalışarak mümkün olduğu kadar. Ve çocuklarımla birlikte 3 ay orada kalıyorum. Annem yatalak olduğu için ona bakmaktan dolayı. Hı hı. Kendi eşimin köyüne gittiğim zaman da eşimin babası aynı durumda, eşimin ailesi. Hı hı. Ve çocuklarımla sürekli orada köyde kalmak zorundayım. Yani bazen ilgileniyorum, bazen ilgilenemiyorum. Böyle televizyon falan bir şey olmadığından dolayı bol boy kitap okuyoruz, oyun oynuyoruz, hayvanları inceliyoruz. Mesela bir kirpi görüyoruz onun şeylerin, çocuklarında. Doğaya ve daha çok büyüklerle muhatap kalıyor çocuklarım. Hı hı. Buraya döndüğüm zaman da pek arkadaş çevresi edinemiyorlar. Çünkü çevremdeki insanların çocuklarıma verimli olacağını düşünmediğim için çok şeye sokmak istemiyorum. Seçici oluyorum arkadaşlarından. Kendilerine bazı davranışların şey olmaması için. Hı hı. Hani bana tepki almamaları için. Fakat bu yıl şimdi bir şey çıkardı çocuklarım. İkisi de erken ergenlik dönemine girdiler. Anne artık köye gitmek istemiyoruz. Biz o büyüklerle şey olmak istemiyoruz. Sıkılıyoruz, hı hı, diyorlar. Yaz tatilinde evde kalalım burada. Ama ben de gitmek mecburiyetindeyim. Bunu izah ettiğim, anlattığım zaman tamam diyorlar, kabulleniyorlar ama boyunları bükük kalıyor. Hı hı. Büyük kızım bu aralar aşırı tırnak yemeye başladı. Kendini baskı altında hissediyor. Hı. Hani şöyle bir baskı, bilinç altında, ben onun farkındayım. Annem ne yapsın? Annem de, hı hı, çaresiz gibi, hı hı, düşünüyor çocuğum. Hı hı. Ben şimdi karar vermek için önümde bir 5-6 ayım var yaza kadar ama dediğim gibi mecburum. Annem yatalak. Gitmek, hı, zorundayım.
Orada da çocuklarım dediğim gibi köy. Az önce de siz arkadaşa söylerken dediğiniz gibi hani köye mahkum etmek zorundayım çocuklarım, ama şöyle bir şey, dediğim gibi bol bol kitap okuyoruz, bol bol sohbet ediyoruz, böyle tamamen birbirimize yöneliyoruz. Büyük şehirde burada öyle bir fırsatımız olmuyor. Gürültü var işte, fazla dışarı çıkamıyoruz. Çıktığım zaman anladım, eşimin asgari ücretle çalışmasından dolayı çocuklarıma faaliyetlere katılamıyorum. Şimdi bana şunu soruyorsunuz galiba, değil mi? Yani çocuğumun bir taraftan da sıkıntı yaşadığını görüyorum. Burada kalmak istiyorlar. Götüreyim mi, götürmeyeyim mi? Ya da yani götürmek de zorundayım da nasıl davranayım şimdi bilemiyorum hocam. Şimdi bakın, tırnak yediğinden bahsettiniz. Tırnak yeme çocukta sadece bir köye gitmek gelmekle alakalı olduğunu düşünmem. Onun arkasında, onun haricinde başka şeylerin de olduğunu siz gözlemlemeniz lazım. Yani sadece annem köye gitmek istiyor, biz gitmek istemiyoruz. Ondan dolayı içimde bir şey oluştu ve tırnak yiyeyim olmaz. Çocuk başka alanlarda da ezikliği hissediyordur, içerisinde bir rahatsızlığı hissediyordur. Hissediyorum ama evet, hocam şöyle bir şey, ailem yaşlılar var etrafımda ve bakmakla yükümlüyüm ben onlara. Yok yok, yanlış anlattım. Yani şunu söylemek istiyorum. Sizin o köye gitmiş olmanızdan veya gidecek olmanızdan kaynaklanmıyordur tırnak yeme. Onun haricinde başka bir şeyler daha yaşıyordur çocuk kendi ruhunda. Ondan dolayı tırnak yiyordur. Yani sadece bir köye gidecek olmak çocuğa tırnak yedirmeye sebep olmaz. Onun haricinde daha derin başka şeyler de olabilir. Hocam yaşıyor, biliyorum. Evim iki oda. Çocuklarının kendine ait odaları yok. Kendine i̇şte, ait evet, yatakları tamam, yok. Ama yani bu benim varla yokluk arasında bir mücadelem sürekli. Tamam. Bir de şöyle bir şey hocam, bunu da sormak istiyorum. İşe girmek istiyorum. Çocuklarıma anlatıyorum. Hani ben de çalışayım babanızın durumundan dolayı böyle olduğumuz zaman. Ama hani korkuyorlar, anne üzüleceksin, yorulacaksın, hasta olacaksın, işte biz sana yardım ederiz ama gibi böyle. Yani şimdi inanın bakın, benim çocuklarım, çevremdeki insanlar da diyor sanki büyümüşler, küçülmüşler. Çünkü çok sohbet ediyoruz biz. Şimdi bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Köye gitme meselesini ilk önce kafanızdan çıkartın. Köye gitmeniz lazımdır, gideceksinizdir. Bu kadar basit. O kadar. Evet. Konu kapanmıştır. Çocuk o sırada, yani sizin köye gidecek olmanızdan dolayı orada canları sıkılıyormuş vesaire yapıyormuş. Siz orada bakmanız lazım gelen bir anneniz, büyüğünüz olduğundan dolayı oraya gitmek mecburiyetindeyseniz, evet, çocuk da orada televizyon yok diye burada kalmak zorunda olduğunu size söylüyor ise, o takdirde iki şeyi birbirine tartıp teraziye oraya gitmek zorundasınız. Bunun artık evet, daha tartışılacak ve konuşulacak bir tarafı yok. Bundan dolayı da çocuk eziklik hissetmez. Eziklik hissetmemenin ötesinde sizin gibi bir annesi olduğundan dolayı da yarın hep iftihar edecektir. Annem yatalak annesine bakmak için hep tatillerini orada geçirdi. Onunla birlikte nasıl bir hayat sürmüş, Allah Allah şimdi ben annemin kıymetini anlıyorum diyecek. Ve o televizyon kısmını, Allah Allah nasıl da düşünmüşüm ben, televizyon yok diye ben oraya gitmemek istememem diye vicdanen birazcık daha orada hassaslaşacaktır. Yoksa konuyu... şöyle olur mu? Hani beni suçlarlar mı? Senin yüzünden biz çocukluğumuzu yaşayamadık. Yok yani yok, hiç alakası şey yok ama şunu söyleyeceğim işte. Şimdi bakın, çocukluğunu yaşamamasıyla alakalı şunu söyleyeceğim. Annenizin yanına gidin. Ve yatalak annenize evlatlığınızı yerine getirin ki yarın siz de Allah göstermesin yatalak olduğunuzda çocuk da sizin başınızda, sizin annenize beklediğiniz gibi o da sizin başınızda beklesin. Bunu sakın ihmal etmeyin. Televizyon için annenizi terk etmeyin. Ki çocuğunuz da yarın başka bir şey için sizi terk etmesin. Bu kısmı hiç kafanızda... Televizyonu şu açıdan söyledim. Hani çocuğumun görselliği açısından, dış hayata görselliği açısından. Çünkü orası köy. Hiçbir dış hayatla bir irtibatları olmuyor. Yok. Ben de örnek olsun diye söyledim. Örnek olsun diye söyledim. Yani orada yapmanız gerekli olan bir vazife var. Onu sıkıca tutunun. Yarın çünkü orada gösterdiğiniz sizin samimiyetiniz, çocuklarınızın size göstereceği samimiyetiniz olacaktır. O konuyu hiç kafanıza takmayın. Çocukluğunu yaşadı ya da yaşamadı. Ama şunu söyleyeyim ben size. Şu konuşmaların içerisinde şunu algılıyorum ben. Siz çocuklarınıza çok hassas davranarak, siz çocuklarınıza çok duygusal davranarak onların duygu dünyasında eziklik oluşturuyorsunuz gibi bir izlenim uyandı şu anda evet, bende. Evet, onu biliyorum hocam, farkındayım. Sakın bunu yapmayın, devam etmeyin bunu. Bakın çocuklar diyor ki ben çalışayım diye söylüyorsunuz. Ya 9 yaşındaki bir çocukla istişare edilecek bir konu değil ki.
Siz 43 yaşında olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. 9 yaşındaki bir çocuk 43 yaşındaki annesinin gidiyor çalışıyor olmasından dolayı şimdiye kadar hiç çalışmadıysa endişe duyar, kaygı duyar ve ondan dolayı da üzülür, incinir, yıpranır. Evet. Niye böyle bir şeyin içine çocuğunuzu sokuyorsunuz ki? Ama işte isteklerine karşılık verebilmem. Mesela arkadaşımın anneciğim odası var, arkadaşımın yatağı var. Mesela benim evimde ihtiyarlar geliyor, kalıyorlar. Bizim evimizde yok. Bir kanepeyi açıyorum, onlar yatıyor. Bir kanepeyi açıyorum, çocuklarım aynı odanın içindeler. Tamam. Böyle hani kendilerine özel bir hayatları yok. Şimdi siz, bakın şunu söyleyeyim. Şimdi siz özeniyor olabilirsiniz. Kendi özentinizi çocukların özentisi zannetmeyin. Eziklik duymayın. Çocuklarınız sizden dolayı eziklik duyarlar. Hayır. Sizin evinizde bir kanepe vardır. Ne kadar güzel. Fıstık gibi bir hayat yaşıyorsunuzdur. Akşamları çıkartıyorsunuzdur. Mısır patlaklarını yiyorsunuzdur. Aynen. Meyvelerinizi hazırlıyorsunuzdur. Yiyorsunuzdur. Aynen. Bir kanepenin üstünde keyifli bir hayat sürüyorsunuzdur. Evet. O zaman ben de düşüneyim, villada oturmuyorum ben. İşte altımda sıfır arabalar yok. O zaman çocuklarım eziklik duyuyor. Sevgili çocuklarım, ben villada oturmak için gideyim çalışayım, annenizi de çalıştırayım falan diye onları ezmeye gerek yok ki. Evet. Bu türlü konuları çocuklarla konuşmayın. Çocuklarınızı şu anda kendi duygusallığından dolayı galiba çok ezmiş gibi olduğunuzu bir düşünün. Evet. Duygularınızı çocuklarınızın üstüne yüklüyorsunuz gibi geldi bana. Çok ileriye gitmiş olabilirsiniz. Çocuklarınızı mesela biraz rahat bıraktım. Üvey oğlum ama yani evde bizim öyle bir şeyimiz yoktur. Bizimdir, kapıda karşılarlar, akşam babaları gelir. Mutluluk açısından evimizde hiçbir öyle bir şey yok ama. Tamam, kanepenin üstünde mutlu olun o zaman. Hiç işte yok, bunu çocuklarınıza gündeme getirmeyin. Hiç gündeme bile getirmeyin. Maddiyat biraz bizi çocuklarımla arama açıyor işte. Yok, hiç bunu çocuklarınızla konuşulacak bir konu değil. Artı bir şey daha söyleyeyim telefonu kapatmadan önce. İşte eşinizin oğluna 2-3 seferdir üvey oğlum, üvey oğlum diye söylediniz. Yok yok yok, sakın ola o kelimeyi çıkartın. Zaten biz evde oğlum. Hani bizim açımdan biraz oğlum. Kaç çocuğum yok, var? Yok yok, bana telefon ettiğiniz. Yok, radyoda da oğlum. Radyoda çevreden görenler bize çok gıpta ediyorlar. Hani şu manada diyorum, evimizde bir öyle bir hayat yok. Çok güzel. Çocuğumla da diyaloglarımız çok güzel. Oğlumla da, hepimizle. Fakat çocuklarım böyle köye gitme şeyi, yaz yaklaştığı zaman özellikle. Yok canım, bu kadar ya, çocuk tapınıcısı olmayın. Boş verin yani. Gitmek istemiyorlar diye. Yani bu çocukların içerisinde şey oluşturmaz. Bir boşluk oluşturmaz. Tamam. Teşekkür ediyorum inşallah. Hocam. Çok sağ olun. Peki, görüşmek üzere inşallah. Allah kolaylıklar versin. Allah razı olsun. Hoşçakalın. Efendim, hattımızda dinleyicilerimizi beklettik ama kendilerine merhaba diyelim. Efendim, merhaba efendim. Merhaba. Hı-hı, buyurun, sizin sorunuzu alalım. Teşekkür ederim. Ben şey soracaktım. 7 yaşında bir oğlum var benim de. Böyle biraz bencil mi diyeyim. Her şeyi kendi yapmak istiyor. İşte atıyorum bilgisayarla oynuyor. İşte yarım saat, ya gerçi evimizde bilgisayar yok da hani anneanneye falan gidince oynuyor. Yarım saat falan bir şey koyuyoruz biz. İşte baraj koyuyoruz. Ondan sonra ablan oynayacak veya işte yeğenlerim var, onlar oynayacak. Kalkıyor bilgisayarın başından. İşte gidip ilk önce güzel kalkıyor ama sonradan gidip rahatsız ediyor. İşte gidip fişini çekme olayı oluyor. İşte gidip tuşlara basıyor falan. Ya anlatıyorum, hani sen oynadın, bak kimse gelip seni rahatsız etmedi, sen gidip niye rahatsız ediyorsun falan. Ne yapabiliriz bu durumda biz? Yani böyle bir çocuğa bencil denmez. Böyle bir çocuk bencil olur mu? Önce ya bencil, bilmiyorum artık. Yok yok, kaldırın şu etiketi. Yok, çocuğunuz bencil yok, değil. Yok, size anlatırken dedim, kesinlikle hiçbir zaman ona öyle bir şey söylemedim de. Kendinize de söylemeyin. Bu kelime sizin literatürünüzden çıksın. 7 yaşındaki bir çocuk, ya şimdi bir taraftan düşünün, orada güzel güzel oyunlar var. Annesi o oyunun içerisinde kendisini kaldırmış. Gitmiş başkaları oturmuş. İçinde bir esnek var, o oyunu oynamak istiyor. Ama mecburiyetten kaldırıyoruz çünkü sadece hani onun oturmaması gerekiyor, başkaları ama içinde var. De, hayır işte yok, öyle bir şey değil çocuktaki. Yani çocukta oluşmuş olan şey orada sadece istek duyuyor olması. Kendisinin yerine başkaları da geçmiş olması. Şimdi tek kardeş mi bu şey var mı? Ablamız var. Kaç 12 yaşında. Ablamız var. O da 7 yaşında işte. Yeni okula başladı bu yıl oğlum. Tamam. Ablasıyla peki siz zamana karşı duyarlılık eğitimi yaptınız mı zamanında? Onu söyleyeyim. O ilk çocuğumu sormayın. O çok acemiliğime denk geldi. Şimdi bakın yani... ablayla aslında sizin yapmanız gerekli olan şey zaman paylaşımı konusunda büyük ile küçük arasında bir eğitim süreci takip etmeniz lazım idi. Hı hı. Yani büyük çocukla örneğin diyelim bir oyun oynadığı sırada. Evet. Büyük saat 12'ye geldiğinde hani
Akrep ve yol kavanı çocuklar daha tanımazlar. Evet. O çubuğun büyük kısmına büyük saat ismini koyabilirsiniz. Evet. Büyük saat 12'ye geldiğinde ablan, efendim büyük saat 6'nın üstüne geldiğinde de sen oynayacaksın diye bunu evin içerisinde bir eğitim süreci içerisinde, biz buna zamana karşı duyarlılık eğitimi diyoruz. Çocuğa zaman planlaması eğer öğretilmiş olsaydı zamanında şu anda söylediğiniz bu problem yaşanmazdı. Ya evimizde bunu, hani yok böyle bir hani bilgisayar falan olayı da yok evimizde de işte o zaman büyütmeyin. Zaman. Yok o zaman büyütmeyin. O zaman ya büyütmeyin. İşte neden böyle yapıyor? İstiyor hep ben yapayım. Başka şeylerde de öyle. Hani ben olayım, ben yapayım. Mesela veya şu an aklıma gelmiyor ama hep istiyor ki kendi olsun. Bir de bağırarak işte ön plana çıkartmaya çalışıyor kendisini. İstekleri yerine gelmediği zaman, bağırdığı zaman siz ne yapıyorsunuz? Ben de hani yani yanlış yapıyorum biliyorum. Hani oğlum niye bağırarak halletmeye çalışıyorsun? Bağırma falan diyorum ama o anda onun hani ona etkili olacağını bilmiyorum. Başka ne yapıyorsunuz? Başka şeyler de yapıyorsunuz. Başka şeyler yapıyorum. Yapıyorsunuz yani, işte. Başka şeyler işte yaptıkça da o da size yapar. Çok sinirlendiğim zaman dövme olayı da olabiliyor. Yani vurma olayı olabiliyor. İşte çocuğunuzu dövdüğünüzde çocuğunuz yani, duyarsa... Utanarak söylüyorum şu an. Yok, birçok anne şu anda bizi dinleyen birçok anne aslında utanarak kendisi de kendi halini görüyordur mutlaka. Evet. Ama günümüz problemlerinden bir tanesi. Çocukla baş edemeyince anne babanın başvurduğu yöntem çocuğun yakasına sarılmak. Evet. Ama bakın bunu yaparsanız çocuğunuz duyarsızlaşır. Zaten duyarsızlaşırsa da çocuğunuza sözünüz geçmez. Artık arsız bir çocuğunuz olur. Yani yere yatırsanız, lime lime kesseniz bütün parçaları tekrar dirilir, size yine dil çıkartır. Evet, aynen. Dolayısıyla sakın ola ki o yoldan geriye dönün, çocuğunuzu duyarsızlaştırmayın. Olur mu? Sizin ne yapmam gerekiyor şu an benim? Yani kaybetmiş değilim değil mi? Yok canım, sizin kaybetmiş gözünüzde. Yok kaybetmiş durumda değilsiniz ama şunu şey yapın, abartmayın, büyütmeyin. Yani bırakın zamana karşı duyarlılık eğitimi diye eğitimi ben daha önce radyo programında izah etmeye çalıştım. Onu bir yakalamaya çalışın arşiv programlarının içerisinde. Evet, inşallah. İşte zamana karşı duyarlılık vermeye çalışın çocuğunuza. Yani zaman planlamasına haz öteleme eğitiminin içerisine girmesi lazım çocuğunuz. Evet. Geç değil, şu anda tam vakti. Bir de kendisini böyle hani biraz hareketli oğlum yaramaz diye dışlanıldı. Kendisine bağıranlara da çok böyle büyük bir tepkili yani. Öyle ondan hiç hoşlanmıyor. Kimse hoşlanmaz. Kendisine bağırandan kimse hoşlanmaz. Yani çevrenizi çocuğunuza karşı, çocuğunuzu çevrenize karşı koruyun. Ya ben de artık onu yapıyorum. Yani yapın, mesela yapın. Diyorum yani benim oğlum yaramaz değil, hareketli işte şey diyorum böyle. Ama bazen baş edemiyorum yani çok böyle şey oluyor. Ama işte bilmiyorum. Bakın dayak yiyorsa çocukla baş edemezsiniz. Yayınımızın da sonuna geldi. Siz teşekkür son dinleyicimizdiniz. Ben teşekkür ederim. Peki sağ görüşmek olun. Üzere inşallah. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Efendim bugünkü yayınımızda burada son telefonumuzla son buldu. Yarın radyolarınızın başında olursanız efendim çocuk deyip geçmeyin de birlikte olmaya çalışacağız. Efendim bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.